Numaralı cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa hangisi baştan dördüncü cümle olur diye soruluyor. Dikkatlice inceleyelim. Bir kitap yazıldığı zaman daha basılmadan ortada iyi niyetli bir itekleme vardır deniyor. Bu giriş cümlesi, çünkü bundan sonra ne olacağı açıklanıyor geri kalan cümlelerde. Bu itekleme yardım etmek isteyen ama yaratıcı olmayan insanların iteklemesidir. Bu ikinci cümlemiz. Bu kişiler, yani yaratıcı olmayan insanlar, kendilerinin de kitabın çıkmasına payları olsun isterler deniyor. Bu üçüncü cümle. Sonra bu istekle başlayan ifade dördüncü cümle olmuş olur. Öneriler biçiminde kendini gösterir. Ancak ben bir yazara bu önerilerde bulunulmasına karşıyım. Çünkü bir yazarın her şey için bir nedeni vardır. Ayrıca kitap içinde yararsız önerilerdir deniyor. Bu da yedinci cümle olmuş olur gördüğümüz gibi. Buna göre bize dördüncü cümle soruluyor. Dördüncü cümle buradaki 6 numaralı ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturulacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diye soruluyor. Giriş cümlesine bakalım. Türklerin Müslüman oluşlarıyla ilgili bugüne kadar yüzlerce makale, onlarca kitap yazıldı deniyor. Bu makale ve kitaplara baktığımızda kimi ortak yönler görülür deniyor. Burada ikinci ifadeyi bulduk. Nedir ortak yönler? Bu tespit ortak bir payda olarak karşımıza gelmiş. Türklerin İslam öncesindeki inançlarının Müslüman olmalarını kolaylaştırdığı tespiti. Sonrasında 4 ve 5. cümlelere bakalım. Orhun kitabelerinde de söz edildiği gibi Türkler bir gök tanrıya inanıyorlardı. Bu 4. cümle. Bu isim Türk kavimlerinin hepsinin diline yerleşmişti deniyor. Sıralama bu şekilde olur. Bize baştan üçüncü soruluyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle 1 numaralı cümle olan A seçeneğidir. Numaralanmış hangi iki cümlenin yeri değiştirilirse anlam uygun bir paragraf şeklinde karşımıza çıkar diye soruluyor. Burada ikinci cümlede bu alaka ifadesi var. 6. cümlede ilgi artmıştır deniyor. Bu cümleler arasında bir ilişki olmalı ve bu tür diye başlayan birinci cümleye baktığımız zaman bir problem olduğunu görmeliyiz. Çünkü hiçbir parça bu tür ifadesiyle başlamaz. Buna göre 6. cümleye bakalım. Günümüzde birçok tasavvufi öğretiye, tekkelere ve bu tekkelerin edebiyatına, sanatına ilgi artmıştır. Bu alakaya rağmen doğru bilgiyi tarihsel metodoloji yardımıyla kullanan kişi sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini görmekteyiz deniyor. Bir tür ortaya çıkar denmiş. 5. cümlede de bu tür ifadesi de bundan sonra gelmeli. Yani 1 ve 6 numaralı cümleler yer değiştirdiğinde sorunların hepsi çözülmüş oluyor. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama hangisi olur diye soruluyor. Öncelikle giriş cümlesine bakalım. 1. cümle giriş cümlesi olamaz. Burada 2. cümle yine aynı şekilde giriş cümlesi olamaz. 3. cümlede burada bu koku dendiği için giriş cümlesi olamaz. 5. de bu hal dendiği için giriş cümlesi olamaz. Geriye 4 numaralı cümle kalır. Kitabın insanı sarıp sarmalayan güzel bir kokusu vardır deniyor. Burada bu kokunun ne olduğunu açıklayan yeni bir cümle gelmeli. Mürekkep kokusundan başka bir çeşit metafizik koku. Bu 2. cümledir. Bu kokuyla baş başa kalmak isteyenler var. Sonra 5. cümle gelir. Bu hal bilgiye duyulan bir meraktan başka bir şey değildir. Ve eski kitapların kokusu unutulmaz. O da tecrübeye, geçmişe, değere duyulan saygıdan başka bir şey değildir diyerek 5. cümle gelmiş olur. Bu sıralama 4-2-3-5-1 şeklinde karşımıza geliyor. B seçeneğinde sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse parçanın anlam akışı sağlanmış olur. 1. cümleye baktığımız zaman Dostoyevski'nin Rus çarı karşıta bir gruba katıldığından söz ediliyor. Sonrasında bir gruptan söz eden ifade var. Yani 5 numaralı cümle mutlaka 2'den önce gelmeli. 1. cümleyi izlemeli. 2. cümlede ne var? Kurşuna dizilmekten affedilen Dostoyevski'nin Sibirya'ya sürgün edilmesi var. Dolayısıyla bu da parçanın sonuna gelmeli. Yani 2 ve 5 numaralı cümleler yer değiştirmelidir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa doğru sıralama hangisi olur diye soruluyor bize. Burada dikkatlice baktığımız zaman Leskov adında bir yazardan söz edildiğini görüyoruz. Cümleleri değerlendirdik. Şimdi giriş cümlesini bulmalıyız. Dostoyevski, Epoh adlı edebiyat dergisinin ilk sayılarında yer altından notları okurlarıyla buluşturmuş. Bunu görebiliyoruz. Bu önemli derginin sayfalarında kendisine yer bulan ama çağdaşlarından farklı bir yerde duran başka bir yazar daha vardı, Leskov. Leskov'un olduğu ifade cümle ikinci cümle olmuş oldu. Sonra Leskov tanıtılıyor. 20'li yaşlarının sonlarında kalem almaya başlayan Leskov, edebiyattan sayılan bir kalem olmadı deniyor. Üçüncü cümle gelmiş oldu. Elbette bunda en önemli sebep, yani yüksek edebiyattan sayılan bir kalem olmamasında en önemli sebep, Leskov'un biraz önce isimlerini andığımız çağdaşlarına göre farklı bir gerçeklik anlayışına sahip olmasıydı deniyor. Örneğin Tolstoy şöyle der, Leskov hakikate sadık bir yazar der. Sıralama bu şekilde geliyor gördüğümüz gibi. Bu sıralamayı 3, 5, 2, 4 ve 1 numaralı cümleler şeklinde C seçeneğinde görüyoruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan dördüncü cümle olur diye soruluyor. Bize sırasıyla bakalım. Giriş cümlesi burası. Tam bir doğa insanı sayılamam ama doğa gözlemleri yaparım diyor yazar. Sonra doğaya dair en anladığım nokta doğanın değişkenliğidir diyor. Sonra doğa durağan değildir diyorum ifadesiyle parçayı sürdürüyor. Buna göre işte aynı nehirde 2 defa yıkanamazsınızdaki gibi bir ağacı bir daha aynı şekilde bulamazsınız deniyor. Bize baştan dördüncü cümle sorulduğuna göre sorumuzun doğru cevabı 1 numaralı ifadedir. Doğru cevap A seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda hangisi parçanın baştan ikinci cümlesi olur? Dikkatlice bakalım. Kent edebiyatı dendiğinde akla ilk gelenin İstanbul olması şaşırtıcı değil ifadesi parçamızın giriş cümlesi olur. Ancak çok farklı yanından beslenilerek ele alınmasına karşın İstanbul'la ilgili meydana gelmiş elimizdeki geniş külliyat bile yetersizdir deniyor. İstanbul için böyleyken diğer kentler için çok daha vahim bir durum vardır. Çünkü kentler her kalemde farklı bir yeniden yaratım sürecinden geçer. Böylece biz her kalemde ayrı bir iz düşümü okuruz deniyor. Bize ikinci cümle sorulduğuna göre sorumuzun doğru cevabı 5 numaralı ifadedir. Doğru cevap E seçeneğidir.